Yaşar Bey. Yaşar Bey. Yaşar Bey. Yaşar Bey. Sizin de dediğiniz gibi benim adım Yaşar. Biz içeri girsek de yaşarız, dışarı çıkmasak da ölmeyiz, yine yaşarız. Ama bizi içeri gönderenler, bize bu tuzakları kuranlar elbet bir gün o tuzaklara kendileri düşeceklerdir. Mürsel! Ulan Mürsel, dostum değilsin. Başka da lafım yok. Efendim Mürselciğim? Düşmanım, ne yapacaksın? Babanın ayrına gidip vuracak mısın adamı? Kara Mürsel! Yaşar. Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar. Niye şaşayım be reis? Ne biliyorsam söyledim. Ne biliyorsam? Ne biliyorsam derken ben kendi bildiğimi söyledim. İnsanların sorduğunu değil. Hoş geldin. Aç mısın? Ne var yemek? Musakka, pilav, kurucacık. Ne olacak? Elbasan tavayla yoğurt. Ben buraya gelmesem sen tek başına ne yapacaktın reis? Allah bilir, sen bundan başka yemek de bilmiyorsundur. Bilirim, bilirim. Sadece ilk geldiğim zamanki kadar tuz koymuyorum, o kadar. Niye? O zamanki tansiyonumla şimdiki tansiyonum bir değil. Yaşlandım diyorsun yani. Öyle bir şey demiyorum. Şimdi reis, sana söylemem gereken büyük bir sorunum var. Büyük. Çok büyük. Psikolojik olmasın inşallah. Biraz psikolojik. Biraz da büyüklü konuşma Yaşar. Neymiş derdin? Reis, ben içeri ilk girdiğimde bir mevzu çıkardım. Şimdi tekrar bir mevzu çıkarmak istemem. Hele de seninle. Ya neymiş ne? Ben kimsesiz birisi olduğum için kimsesiz uyumaya alıştım. O yüzden bir, ranzanın üst katında yatarım. İki, horlarsan seni şişlerim. Sen bayağı kilolusun, göbek mebek kesin horlarsın sen. Sonra demeyesin ki Yaşar bana bunu niye yaptı. Düşmanlığımdan değil. Birisi horladığı zaman kimsesizliğim bölünüyor. Yaşar. Burada şişmiş bulamazsın. En fazla şişersin. Tamam, tamam. Sen ranzanın üstünde yat. Ben de horul horul uyuyayım. Bir senden bir benden diyorsun yani. Alış alış. Ne zamana kadar kimsesizlikte? Hı? Vallahi doğru söylüyorsun.
Yakında burası dolar bence. Ne biliyorsun? Kim gelecek? Tipi tipi. Nasıl yakalamışlar onu? Gelirken yolda duydum. Tıpış tıpış teslim olmuş. Bir rivayete göre de gözleri dolmuş. Hanımı yükledi. Müjdeyi verirken iyiydi. Dolar tabii şimdi gözleri. Gözleri mözleri doları bırak şimdi sen, lafı karıştırma. Sen tipiyle daha önce yattın. Horluyor mu tipi? Kardeş, karısı olan horlar. Bu eskiden bekardı. Gözünü kapatamazdı, manyak. Peki dostum İlyas gelir mi? Hani o bekar diye diyorum. Gelmez. Diyorsun. Televizyon seyrettiyse gelmez. Reis, topu topu 3-5 kişiyi yok ettik. O bize reva mıdır ya? Şişt. Reva mı derken? Hani o adamlar için değer miydi diyorum. Uzman Azim Nedim Sıddık. Bir de Mürsel'i aldık sıraya. E devlet bize madalya mı taksaydı? Ne bileyim, bir madalya olur. Devlet sanatçısı ünvanı olur. Ruhsatlı silah olur. Ne bileyim yani. Devletimizin hainleri cezalandıranlara vereceği her türlü imkan. İlyas'ın dostu, devletin sana sağlayabileceği tek imkan burada pembe oda. E senin de kimsen yok. Başka da bir imkan bekleme devletinden. Şükret de. Şükür, şükür tabii. Burada şükretmeyeceğiz de nerede şükreteceğiz? Öbür tarafta mı? Tatlı, tatlı ne var? Zıkkım var. Onu da gelirken kendin getireydin ya. Nerede lokumun? Yaşar, kimsesiz. Eşyaların kontrolden geçti. Alabiliriz. Vay be. Başefendi, tam reis şimdi lokum soruyordu. Onun üzerine sen kapıyı çaldın. Kapıyı çalmadım, açtım. Afiyet olsun. Kantine söylemiştim. Bakalım fındıklı mı, fıstıklı mı? Fındıklı. Ne diyeyim tipi? İyi yapmışsın. Gözün aydın de. Zeynep geliyor diye mutlu oldum de. Ya buna mutlu oldum de. Olmaz olur muyum? Neye mutsuzsun o zaman? Ben geldim diye mi? Ya kardeş, mutlu bir haber vereceğim diye teslim olmana gerek yoktu diyorum. Yok reis, ondan teslim olmamış. Dostum Dadaş, yenge hanımı korumak için doğru bir hareket yapmış. Ablan ne diyor ablan? Ne diyecek? Bunların dadaşı yok, yoldaşı yok, sırdaşı yok, kardeşi yok. Bunlar bu kadar düşmanı nasıl edindi? Sen ne dedin? Ne diyeceğim? Dadaş da içeride, kardeş de içeride, yoldaş da içeride, sırdaş da içeride. Ben de gidiyorum dedim, kalktım geldim. O Ekrem ne yaptı etti, üçümüzü de içeriye tıktırdı ya. Ne kadar kalırız sizce? Vallahi bana kalırsa Zeynep'in mezuniyetini anca çıkarız.
Hangi mezuniyet? İlkokul, lise, üniversite? Ne bileyim, toplamda kaçını diyor ki? 22 ile 25 arası. Tabii kız sana çekmediyse. Çip dikiş gitmezse yani. Sen ne diyorsun Hızır? Düğününe çıkarız o zaman. Ben kızımı kimseye vermem. O Fikret'e bile ablamı kaç yılda verdim. Varın size sabit. Kesin müebbet. Daha iyi ya. O zamana kadar herkes ölmüş olur. Biz de elimizi kolumuzu sallaya sallaya gezeriz. Görürüm bir hafta sonra ben seni. Ben sıkıldım. Özledim. Olmuyor, dayanamıyorum. Ulan kaçsak mı? Tünel mi kazsak? Hiç öyle şeylere heveslenmeyin. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Üstümüzde uçan kuşu elektrik çarpıyor. Benim senden beklediğim eve sahip çıkmam. Kapının önünden ayrılmamam. Sen ne yapıyorsun? Koşa koşa gelip buraya, cezaevine sahip çıkıyorsun. Dayı, vallahi istesen yapamazsın. İstemişsin ki yapmışsın enişte. Ne demek istesen yapamazsın? Dayı, vallahi bir sürü görgü şahidi var. Tamamen nefsi müdafaa. Yani zavallı Adnan yoğun bakımda. Ne yapsaydım dayı? Bekleyecektim. Hepimizi vursundu adam. Peki enişteleri? Sen nefsi müdafaa deyince sana sormadılar mı? Niye madem belden aşağı sıkmadın da adamın göğsüne 3 kurşun sıktın diye? Sordular. İşte belki de o yüzden pek inandırıcı olmamıştır nefsi müdafaa. Böyle bir nefis yok çünkü. Adam sana 1 kurşun sıkıyor, sen adamın göğsüne 3 kurşun sıkıyorsun. Yaşar Bey, burada adalet mi tartışacağız, hukuk mu? Abi de, abi de. Bey nedir ya, bey deyip araya mesafe sokuyorsun. Biz artık cezaevi arkadaşı sayılırız ölene kadar. Eyvallah. Şuradan çay ver, çay. Hemen dön. Enişte. Var mı ablamdan, gönlümden bir haber? Yok Tipe ağa. Ama Alparslan'ı tutuklamışlar. Ulan bu şimdi mi söylenir? Dayı, her şeyi haber vermiyorlar. Özür dileriz enişte. Bizim bir uydu telefonumuz yok. Polis telsizimiz de yok, kusura bakma. Estağfurullah dayı. İlyas, dostum İlyas'tan haber yok mu? Yakalanmış mı, yakalanmamış mı yani? Sen de taktın İlyas'ın yakalanmasını. Yok. İlyas'la Fahri Baba akıllıdır. Onlar yakalanmaz. Ha, biz akılsızız diyorsun yani enişteleri. Estağfurullah. Yok abisi, öyle demiyor. Yani Alparslan bile yakalandıysa onların da eli kulağındadır diyor. Dayı, görüş var. Kim bu kadar erken gelmiş olabilir? İzin koparsa koparsa Ceylan abla koparır. Ne bileyim dayı, söylemediler ki. Bir şey diyor musun Öven? Hatice'ye sevdiğimi söylesinler. Oğlum evin bilmediği bir şey söyle lan. Dayı, ben evde her şeyi konuşuyorum. Onların bilmediği ne olsun ki?
İşte beni delirtmesene. Don, fanila, gömlek falan bir şey istiyor musun? Ha, yok dayı, sağ ol. Herkese selam. Babanın uşağı vardı. Aleyküm selam. Arkadaş ya. Enişte. Geç. Gol atan tahliye. Pis burun vurmak yok ama. Suratın haline öyle. Benimle ilgili kötü bir haber mi var? Yok, sizinkiler iyiymiş. Merak etmemeni söyledi. Dayı. Bizim evdekiler de iyi mi? Onlar da iyiymiş. Oh, çok şükür. Benim bir evim yok. Ama senin de Betim benzin yok. Hayırdır reis? Biri mi ölecek? Bir şey mi olacak? Otur hele ya. Ağdaşımda her şey olabilir. Hiçbir fikrim yok. Bu hayatta kimle mapus yattığın önemli. Yani herkes bir şeyde iyi olmak zorundadır. Kimisi yemekte, kimisi çamaşırda, bulaşıkta, temizlikte, kimisi de muhabbette. Sana diyorum reis, muhabbetine de doyum olmuyor ha. Hı? Adaş. Meryem yengemle görüştün, geldin, bütün keyfin kaçtı. Meryem bacım sana ne dedi ki? Dut yemiş bülbüle döndün. Bir şey için izin istedi de. Ne için be? Ne için istediğini bilmediğimden biraz canım sıkkın. İzin verdin mi? İçeride olan benim. İzin versen de olur, vermesen de olur. Ekrem'i öldürmek için mi izin istedi yengem? Bana sorsan, oğlumu öldürecek gibi bir izin istedi. Nasıl yani? Ömer ne yapmış olabilir ki dayı? Ömer ne yapmış olabilir enişte? Tamam işte, ben de aynı soruyu soruyorum. Benim bir tane mi oğlum var? Hızır Ali diyor ya. Ekrem'in kızıyla karıştırmasına bozuluyor demek ki yenge. Ama öldürme kısmı biraz sert tabii. Meryem öyle canı sıkılıp bir şey yapan kadınlardan değildir. Belli ki bir planı var ama o planın içerisinde kimler var? Ne oluyor? Ne bitiyor? Emin değilim. Reis, bu saate kadar kötü haber gelmediyse ölü yoktur. Sağ ol Yaşar. İçimi rahatlattın. Enişte sen de yat. Benim uykum yok Yaşar abi. Ya var yok. Tartışalım diye söylemedim. Siz odaya girin, uykunuzu alıp çıkın ki ben girdiğimde horultusuz uyuyayım. E
istirahate geçeyim işte. Allah rahatlık versin dayı. Bana vermesin mi? Şimdi bir şey söyledik diye içimize dert ettireceksin ha? Sana da versin abi. Ne versin? Ucu açık konuşma enişte. Allah rahatlık versin Yaşar abi. Sana da eniştemiz. Sana da. Çocuklar yatmasaydı sana bir türkü söylerdim reis. Ağlardın, şöyle bir rahatlardın. İyi. Çocuklara ninni söyle. Ağlayıp rahatlasınlar. Hangi makamı seviyorsun? Bir makamda gözüm yok ama illa da söyleyeceğim diyorsan Yaşar, yıkıl git makamında söyle. Yıkıl git demişken biz bu Mürsel'i nasıl yıkacağız reis? Dostun İlyas bir plan yapmıştır ama başarsaydı duyardık. Dostum İlyas boş durmuyor. Alparslan'ı kaçırmışlar, onu duyduk. Biz ne yapacağız diyorum. Bilmiyorum. Sen biliyorsan söyle. Ben diyorum ki yarın avluda bizim çocuklarla bir maç ayarlayayım. Onlara diyeyim ki bu Mürsel neredeyse arayın bulun. Hem siz saldırın hem de yerini İlyas'a söyleyin. Diyelim senin çocuklar bu Mürsel'i buldular. İlyas'ı nasıl bulacaklar? İlyas kesin senin eski hanımın evindedir. Eski hanımın derken? Hızır Ali'nin annesi yani. Ceylan Hanım diyorum. Bende ne alakası var diyorum. İlyas'ı bana mı anlatıyorsun? Dostum İlyas benim. Özür dilerim. Yabancısı olduğum bir İlyas'ı sana anlattığım için. İnsan en yakınındakini göremez reis. Hele de 40'ından sonra. Görse de okuyamaz. O anlamda. Yaşar. Benim uykum yok. Ya git içeride yat. Ya da gel sen burada otur. Ben gideyim yatayım. Israr, ısrar, ısrar, kalk git dinlen diyorsun. Sağlam kafa ancak sende bulunur diyorsun. E hadi. Allah o plastik sandalyede rahatlık versin reis. Sen rahat ver de. Ne şapırdattın be reis. Vallahi billahi horlasan daha iyiydi ya. Uykudan uyandım ya. Sulu sulu. Yaşar sulu. Senin gibi. Elimde değil. Yok yok. Belli ki elinde. Var mı ondan başka? Niye yatmadın? Kafamda bir rüya vardı reis. Görmeye çalıştım. Baktım kafamdaki gibi gitmiyor. Uyandırdım kendimi. Yaşar. Sen buradan akıl hastanesine sevkini istesene. Senin için zor olmaz. Ha kardeşim, vallahi. Reis, ben bu zamana kadar kimsesiz yaşamışım, kimsesiz Yaşar olmuş. Şimdi akıl hastanesine gidersen bana ne diyecekler? Deli Yaşar. Sence benim gibi bir deli ne kadar yaşar? Sana bir soru soracağım.
Dostça. Hani sen seviyorsun ya dostça konuşmayı. Dostça soracaksan reis, dürüstçe cevap veririm ben de. Sen birini sevdin mi? Ne zaman? Ne demek ne zaman? Ya işte doğduğundan beri birini sevdin mi? Çok sevdim. Ne oldu? Çok sevdim işte, bir şey olmadı. Yani çok sevdin, ne oldu? Beraber oldunuz mu? Ayrıldınız mı? Öldü mü? Beraber olduğum oldu. Ayrıldığım oldu. Ölen de oldu. Fakat bunların hiçbiri benim sevdiğim değildi. Yaşar, sevdiğine ne oldu? Duruyor. Nerede duruyor? Evinde. Anasının dizinin dibinde. Niye beraber değilsin? Kızın haberi yok ki reis. Niye haberi yok? Bir engel mi var beraber olmanıza? Var. Neymiş? Namım. Nasıl namın? Benim adım Kimsesiz Yaşar reis. Kızın haberi oldu mu? Ben artık kimsesiz olmam ki. Kimsesiz olma Yaşar. Ne olur? İşte az önce kendimi zorladığım rüya buydu reis. İstediğim gibi gelişmeyince uyandırdım kendimi. Yaşar. Allah sana şu plastik sandalyede rahatlık versin. Cefalar etsen almam üstüme boy. Gayet şirin geldi dillerin dostu boy. Varıp ya dellere meyil verirsen oy. Kış ola bağlana yolların dostum, 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 gelsene canım. Kış ola bağlana yolların dostum, 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 gelsene canım. Pir Sultan Abdal'ın gülüm dermişler oy. Bu şirin canıma nasıl kıymışlar oy. İster isem dünya malım vermişler oy. Sensiz dünya malı neylerim dostum, dostum, dostum. Dostum, 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 gelsene canım. Sensiz dünya malı neylerim dostum, dostum, dostum. Dostum, dostum, dostum. Dostum, gelsene canım. Telefon görüşmesi yapmam lazım.
lazım. Müdür Bey'e iletir misin? Tamam. Maçta gol mü yedin? Yok, maçta yemedim ama orada yiyecekmişim gibi konuştular. Ne diyorsun Yaşar? Bizim çocuklarla konuştum. Dediler kimsesiz baba, bu akşam dikkat et. Senin ihalen konuşuldu. Dedim ulan nasıl bir ihale bu? Dediler taşeronlu. Dedim ulan dost meclisinde yatıyoruz. Benim yattığım koğuşta beni kime ihale edecekler? Vallahi orasını bilemeyiz dediler. Dedim kim ola ki? Seni düşündüm, sen bana kıymazsın. Tipiyi düşündüm, niye böyle bir şey yapsın? Ulan dedim acaba bu senin enişte olmasın? Yaşar, benim eniştem birini öldürecekse bana sormadan öldürmez. O zaman beni elektrik idaresine mi ihale ettiler? Bu koğuşta elektrik mi çarpacak beni? Nasıl öleceğim ben? Dadaş, demin sana doğruyu söylemedim çünkü düşünmek istedim. Neyi yalan söyledin? Yalan söylemedim. Ya neyse, neyi düşündün? Yaşar'ı öldürmeyi. Delirdin mi lan sen? Delirmedim. Düşündüm. Öldürmemeye karar verdim. Şimdi de sana söylüyorum. Tipi görüşte benim bilmem gereken bir şey mi oldu? Mürsel'le görüştüğün Yaşar'a gelmedi mi sanıyorsun? İlla ki gelmiştir. Umurumda mı? Zeynep dedi. Ablan dedi. Herkesi öldüreceğim dedi. Yaşar'ı öldür. Gerisine hiçbir şey yapmayacağım dedi. Sen de inandın mı? Saf mıyım? Safsın da. Neyse. Ne konuşuyorsunuz reis? Plan mı yapıyorsunuz? Tipi seni öldürme planı yapmış, sonra vazgeçmiş. Onu anlatıyordu. Vaz mı geçmiş? Ha. Vazgeçtim. Madem vazgeçtin, bunu niye yatağın altında tutuyorsun? Akşamı mı bekliyorsun?
yapacak olsam, onu yatağın altına değil, ciğerine sokarım. Düşündüm. Niye düşündüm? Zeynep dedi, Gönül dedi, Yaşar. Sen kimsesizsin, bilmezsin. Düşündüm. Niye vazgeçtin peki? Ben Zeynep'ime arkadaşını sırtından vuran şerefsiz bir baba bırakmak istemiyorum. Öyle baba olmaz olsun. Bunu şimdi mi düşündün? Belli ki şimdi düşündü ki geldi bana anlattı. O elindekini de Mürsel göndermiş. Mürsel. Mürsel! Dostum değilsin ulan! O kadarını söylüyorum. Dadaş. Bundan sonra dostumsun. Kusura bakma dadaş. Düşündüm. Önemli değil. Geçen gece fazla horlayınca ben de bir inceden düşündüm. Ödeştik. Çok şükür hastaneye yetiştirmişler. Çok şükür. Yalnız. Durumu kötüymüş. Çok kan kaybetmiş. Bu namussuzluğu yapan adam neredeymiş? Hücreye atmışlar abi. Hangi hücredeymiş? Kimin hücresindeymiş? Onun hücrelerinde bir gram adamlık var mıymış acaba? Ben bunu nasıl düşünemedim? Tipi nasıl yolladım?